<marriages> I'm <timing> pretty Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda seceri üzerine konuşacağız. Neden seceri üzerine konuşacağız? Çünkü biliyorsunuz biz üretim yapıyoruz. Üretim yaparken de köpeklerimizin belirli bir ırk standartında olmasına özen gösteriyoruz. Secere eğer söz konusuysa eğer neden, neden bahsedebiliyorduk biz? ırk standartında bir köpekten bahsedebiliyorduk. Aynı zamanda neden bahsedebiliyorduk? bu köpeğin akrabalık ilişkisi olmayan köpeklerin eşleşmesi sonucu ortaya çıktığından bahsedebiliyorduk. Aynı zamanda eşleştirilebilecek köpeklerin yılda bir defa eşleşebileceğinden aynı zamanda kalça, diz, dirsek konusunda herhangi bir sıkıntısının olmadığından bahsediyorduk. İşte bununla alakalı olarak bağlı olduğumuz federasyon olan Avkif'in web sitesini ziyaret edeceğiz bugün sizinle beraber. Daha sonrasında sizinle beraber bu siteyi ziyaret ederken bağlı olduğumuz federasyon bunun içindeki dernek neymiş ona bakacağız. Diğer derneklere bakacağız. Ve aynı zamanda Pedigree Database diye bir site var. Ee, uluslararası düzeyde bütün köpeklerin secere kayıtlarını, her ırktan köpeğin secere kayıtlarını görebileceğiniz bir site. O sitede de bir araştırma nasıl yapılır onun üzerinde duracağız. Bundan sonraki görüntüleri bilgisayarımın ekranı üzerinden seslendirme şeklinde izleyeceksiniz. Umarım bu videoyu planladığımız şekilde bitirebiliriz. Bitirebilirsek eğer Sezere ile alakalı olarak ileriki süreçte söyleyeceğimiz pek de bir şey kalmaz. Neden bu bizim açımızdan önemli? Şu açıdan önemli. Bir merdiven altı üretim dediğimiz e, salak saçma köpeklerin üretilmesiyle alakalı önemli. İkincisi salak saçma insanların para kazanması ile ilgili. Üçüncüsü bilerek ya da bilmeyerek köpek sahibi olmak adına yola çıkarak dolandırılacak ya da vaktiyle dolandırılmış insanlar açısından önemli. Hadi şimdi videomuzun kalan kısmını bilgisayar ekranı üzerinden devam edelim. Hanımlar beyler, videonun başlangıcında da bahsettiğim gibi bağlı olduğumuz federasyonun Afkif'in sitesine isterseniz bir ziyarette bulunalım. Akılda kalıcı olsun diye Google üzerinden başlayalım. Daha güzel olur. İsterseniz Google'a Afkif yazarak da yola çıkabilirsiniz. Afkif zaten ilk başta çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu siteyi açtığımız zaman federasyonun eski sitesi çıkıyor. Pek işlevli değil. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağız. Zaten orada da diyor bizim yeni web sayfamız hizmete açıldı. Oraya geçiş yapın diyor. O da ne? Kinoloji.org Oraya tıklıyoruz. Kinoloji.org bakın. Yeni sayfa bu. Ya da Google'a Kinoloji yazdığınız zaman da 3. sırada Yine aynı sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi sayfayı inceleyelim yukarıdan aşağı. Toplantı salonunu gösteriyor. Daha sonrasında yine kısa yollar var. Bağlı dernekler var bakın. Burada neler varmış? Mesela PAG derneği var, Poodle derneği var, French Bulldog derneği var, Alman çoban köpeği derneği var. Mesela bir Alman çoban köpeği almak istiyorsanız ve ben e, internette salak saçma insanlara para kaptırmak ya da dolandırılmak istemiyorum diyorsanız girdiğiniz zaman Mesela bu siteyi tıkladınız. Bu sekmeyi tıkladınız. Alman çoban köpeği Avrasya Spor Derneği Özlem Hanım'ın numarası, iletişim bilgilerine direkt buradan ulaşabiliyorsunuz. Direkt kendisiyle irtibata geçip ya Özlem Hanım ben Can Hoca'nın YouTube kanalında sizin federasyonun tanıtımını gördüm. Oradan da dernek üzerinden sizin numaranızı aldım. Ben Alman çoban köpeği almak istiyorum. Beni yönlendirebileceğiniz bir üretici var mı diye bile kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Yine Federasyonun düzenlediği güncel kurs ve seminerler, bakın pet kuaförlüğü benzeri BH sınavı ve güncel duyuruları da yine buradan bulabiliyorsunuz. İsterseniz siteyi biraz derinlemesine inceleyelim. Bu zaten ana sayfaydı. Kurumsala baktığımızda hakkımıza, seçere başvurusu. Mesela köpeğiniz var, şeceresi yok. Şecere ile alakalı olarak başvuruyu buradan yapabiliyorsunuz. Hukuk birimi, groomer, pet kuaförleri, yönetim kurulu kim varmış yönetim kurulunda bir bakalım yönetim kurulunda yine Mustafa Helalpara başkan. Tufan Dokucu, Bülent Baytur. Bülent Bey Bursa'daydı sanırım en son hatırladığımda. Burak Kabakçı, Ergün Dadaşov. Dadaşov, Dadaşov. Bu Dobermancıydı herhalde Samsun'da. Yine devam edelim isterseniz. Komisyon başkanlıkları varmış. Ne komisyonları varmış bakalım. Köpekli Sporlar Komisyonu Başkanlığı varmış. Uğur Bey, Uğur Kurşun. Televizyon programı falan da yapmıştı bir ara. Av Köpekleri Komisyonu Başkanı. Akın Tülübaş, Yerli Irklar. Doçent Doktor, Doktor Bengi Çınarkul. Yine Yerli Köpek Irkları Çalışmaları Komisyonu Başkanı. Melek Yaralı da Küçük Irk Komisyon Başkanı'yım. Buradan aşağıya inelim. Hakemler. Buradan yine hakemleri görebiliyorsunuz. Değişik branşlara göre değişik hakemler görevlendirilebiliyor yarışmalarda üretim izin hakemleri, üretim izin hakemleri, eğitmenler yine değişik branşların değişik eğitmenlerini buradan bulabiliyorsunuz. Seminerler, üye dernekler. Üye derneklere buradan da giriş yapabiliyorsunuz. Geçen videonun baş kısmında ana sayfanın alt kısmında gördüğünüz gibi bakın federasyona bağlı olan dernekleri buradan görebiliyorsunuz. Çatalburun, Egiliti, Kıbrıs, Kıbrıs, Küçük Irk, İzmir Çakit, Avrasya Doberman Derneği. Bakın Doberman almak istiyorsunuz misal. Tıkladınız. Her gün Dadaşo numara. Hakikaten doğru hatırlıyormuşuz yani. Nerede kalmıştık? Bir geriye gidelim. Alman Çoban Köpeği Derneği, Belçika Malinois Derneği. Bakalım tıklayalım. Ahmet Arasoy. Belçika Malinua almak istiyorsun ama merdiven altı üretimi olsun istemiyorsun. Ne yapacaksın? Bu numaradan beyefendiyle irtibata geçeceksin. Diyeceksin ki ben şu 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 şartlarda bir Belçika Malinua istiyorum. 6 aylık olsun istiyorum, dişi olsun istiyorum. İşte ne bileyim beyaz olsun istemiyorum gibi. Aklınıza ne geliyorsa beyefendiden fikir alacaksınız. Ona göre o sizi birine yönlendirecek. Ya da kendisi yardımcı olacak. Yine galeri varmış burada. Galeride ne var? Yarışma görüntüleri, Park French Bulldog. Galiba ileride daha da güzel hale gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi duyurular kısmına gelelim. Duyurularda etkinlikler, yarışmalar oluyor tabi. Ünvan ve dereceler. Bakın neymiş bu ünvan ve dereceler? Hmm, evet. Şimdi mesela e, siz köpek aldınız ama köpek yarışmalarında bazı e, terimler var. Bu terimlere yabancısınız. İşte burada yarışmalarda alınan ünvan ve değerlendirmeleri alt başlığını yazmış misal. Mesela ne diyor? 24 ay üstü en iyi erkek ve dişiye CAC verilir falan. Ona göre aşağıya doğru incelemek isterseniz yine burada da yarışmalardaki ünvanlarla alakalı olarak bir bilgilendirme yapılmış. Üretici isimleri. Üretici isimleri de sonuçta bu federasyona bağlı olan üreticiler var. Orada da bağlı olan üreticilerin isim listesini görebiliyorsunuz. Yanına keşke bir sayı numarası verselerdi de biz de kaç tane üretici olduğunu sayabilseydik. Baya fazla. Bakın en altında kim var? Can Güler, Von Emperor. ileride inşallah. Kendi adıma ürettiğim köpeklerde Von Emperor ismini kullanacağım. İmparator, İmparatorun köpekleri. Bakalım nasıl çıkacak. Mesela kimler var? Halil Yıldız Team of Stars mesela Halil Hoca'nın Köpekleri gibi. Ümit Aydın tanımıyorum beyefendi ama Wonder Aydın mesela köpek üretti. Adını ne koydu? Beatrice Wonder Aydın. Wonder Aydın'ın üretimi olan köpek gibi buradan da üretici isimlerine ulaşabiliyorsunuz kıymetli abonelerimiz. Duyurular kısmını bitirdik. Akademiler var. Kinoloji, pet kuaförü, köpek eğitmenliği. Burada da yine yapılan kurslarla alakalı olarak bilgilendirmeler mevcut. Köpek ırkları var. Şimdi köpek ırkları grup grup biliyorsunuz. Burada da hangi gruba hangi köpek ırkı giriyor. Onunla alakalı olarak bir derecelendirme yapılmış. Burada güzel bir şey var. Tehlikeli ve yasak köpek ırkları. Hani hep karşılaşıyoruz ya. Kane korsa yasaklı yasaklama, Belçika malina yasaklama. Hoş. Vallahi iyi. ileriki videolarda anlatacağım ama gerçekten Belçika Malinoa'nın yasaklanacağı günleri göreceğiz herhalde. Öyle oraya doğru tehlikeli bir gidişat var. Çünkü nerede gerizekalı adam varsa elinde Belçika Malinoa var. Yani aklı başında olup hayır ben gerizekalı değilim diyen insanlardan özür diliyorum ama gene vurduğumuz zaman ne yazık ki böyle inşallah düzelir. Yoksa Pitbull sahipleri nasıl ki Pitbull'ları yasaklattılar. Canım Dogu Arjantinolar gitti. Belçika Malinolar da yakında benzer şekilde çok çok adını duyacağımız bir ırk gibi olacak. Neyse tehlikeli ve yasaklı köpek ırkları demiş. Ne demiş? Burada listeyi vermiş. Evet. Bakın. Aşağıda ne var? Aa. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesi. Çok güzel. Burada da yine ikinci sayfasını görebiliyoruz. Türk çoban köpekleri. Özel bir sayfa ayrılmış. Kangal, Malaklı, Boz, Akbaş, Karadeniz çoban köpeği. Kangal'a girelim bakalım. Ne diyor ünlü düşünür Benfero? Kamyon tır çeker. Kangal Sivas. Aşağıda ne var? Bir tane sertifikatı Dur Bakalım neymiş bu? Evet. Alianza neyi kaydettirmişler? Turkish Shepherd Dog Kangal. İspanya 2018 yılının 28 Eylül'ünde kaydı yapmışlar. Kangalı yaptılarsa diğerlerini de yapmışlardır. Bakalım. Bir geri gidelim. Karadeniz çoban köpeği. Bakın yukarıda ırk standartları var. Burada. Evet tabii ki burada da sertifikası var. Turkish Shepherd Dog Karadeniz. Yine mutlu olduk. Avkif'in yapmış olduğu bir hizmet daha. Teşekkür ediyoruz emeği geçen arkadaşlara. Sokak hayvanları sekmesi var. Barınaklar, yardım ve koruma çalışmaları yapılan hizmetlerle alakalı olarak bir sekme oluşturulmuş. İletişim, ya nedir bu adamlar, nerede oturuyorlar, gideyim şunlarla bir tanışayım derseniz de İzmir'e yolunuz düşerse konaktaymış merkezi. Mail adresi info.kinoloji.org.tr ve cep telefon numarası ya da mesajınız olursa buradan da ulaşabiliyorsunuz. Burada çok tatlı bir sekme var. Diğer federasyonlarda yok diyebiliyorum. Mesela köpek aldınız. Köpek aldığınız zaman dediler ki bu köpek şecereli. Ya öyle mi dediniz? Harika, süper. Bana mikroçip numarasını atar mısınız dediniz. Daha görmediniz daha iyi köpeği. Size bir mikroçip numarası attılar. İşte onu eğer afkife bağlıysa köpek, şeceri sorgulamadan detayını görebiliyorsunuz. Şeceri sorgulama sekmesi bakın en sağ üstte. Buraya bir mikroçip numarası girelim. Vaktiyle ben girmişim. Bizim köpeklerden biridir büyük ihtimal. Sorgula dediğimizde bakın köpeğin adı, verilen isim. Burada ırkı rengi sable erkekmiş. Ne zaman doğduğu vardır büyük ihtimal. Evet. 2020 yılının Ağustos'unda doğmuş bu arkadaş. Dost K9, Dost K9. Ahmet Hoca'nın köpeklerinden. Burada da altta da bize verilen şecere belgesi var ya. Onun bir örneğini görüyoruz. Bakın yanda bilgileri var. Burada da soy ağacı var. Ama burası tam dolu değil galiba ileriki dönemde bunun alt tarafını da dolduracaklar. Biz de köpeklerin tüm soy ağacını buradan görebileceğiz. Şu anda sadece köpeğin bilgileri, kimin tarafından üretildiği, ırkı, rengi ve ne zaman doğduğu ve mikroçip numarası bakın burada görebildiğimiz bir sekme. Şimdi bu sayfa burada dururken isterseniz bir de Pedigree Database diye güzel bir site var, yılların sitesi. O siteye bir girelim, genel olarak o siteyi de bir inceleyelim. O site neden önemli? Hani burada Şecere belgesinde alt soyu göremedik ya, çok özür diliyorum, üst soyu göremedik ya, yani baba, anne, babanın babası, babanın annesi, babanın babasının babası, babanın annesi, annenin babası, annenin, babası, annenin annesi gibi yerler var ya, şimdi işte onu nereden görebiliriz? Yani benim köpeğimin soyu nereye dayanıyor? İşte onu göreceğimiz site Pedigree Database. Yine Şanlı Google'a ne yazacağız? Pedigree Database yazmanız lazım. Çünkü Pedigree yazarsanız bakın Pedigree markası ödül mamaları var. Köpekler çok seviyor kraker. Onlarla karşılaşırsınız. Biz Pedigree Database yazacağız. Pedigree Database uluslararası bir platform. Üreticiler, kayıtlı üreticiler, şecere üretim yapan üreticilerin köpeklerini kaydettirdikleri, kalça filmlerini, ondan sonra ne bileyim yaptığı yarışmalarda aldığı dereceleri kaydettirdikleri bir platform. Yukarıda gördüğünüz gibi Alman çoban köpekleri olduğu gibi burada random pedigree diyor. Yani rastgele bir pedigree attım size diyor. Küçük ırk köpekler ya da rastgele köpekler de görebiliyorsun. Burada Yorkshire Terrier sanırım bunlar. Yorkshire Terrier'leri de mesela görebiliyorsunuz. Alman çobandan devam edelim isterseniz. Pedigree Search var bakın şurada. Pedigree Search'ten gidebilirsiniz. Pratik olur. Pedigree Search üzerinden giderken şurada diyor ki köpeğin adı ne? Mesela Cooper yazalım. Bizim olanı. Ne? Bizim çocuğun adı Cooper. Von. Silas. Bakın mesela altta bir de farklı Cooper varmış. Girdik. <laughs> Çocukluk fotoğrafı çıktı. <laughs> bu arkadaşın fotoğrafını değiştirmeyi unutmuşuz. Cooper Von Silas. Bakın arkadaş 2019'da doğmuş. Ondan sonra işte az önce göremediğimizi şimdi burada görebiliyoruz. Bakın bu babası, bu da annesi Olga. Babadan gidelim. Bakın babası. Dara Wondertiefenkuelle diye bir isim. Nasıl okunuyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Yine babanın babası. Bakın yukarıya doğru buradan da gidebilirsiniz. Şu şekilde babanın babası şeklinde de gidebilirsiniz. Ya da bir geriden alacağınız köpeğin ya da e, aldığınız köpeğin soy ağacını şuradan da görebilirsiniz. Üst taraf gri renkte olanlar baba soyu oluyor. Pembe renkte olanlar da anne oluyor. Zaten yanında da işareti oluyor. Dişi ve erkek işareti. Baba, babanın babası, babanın annesi, babanın babasının babası ve annesi. Bakalım nasıl bir kızmış şu. Adı neymiş? Bigivon Leperhoff. Böyle tatlı bir dişiymiş. 2003 yılında doğmuş bu. Ondan kim doğmuş? Ondan bu doğmuş. Ondan bu doğmuş. Bundan da bizim Kupur doğmuş. Ama aşağıya indiğimizde bakın burada kimse yok. Neden yok? Çünkü bizim Olga Macaristan'dan geldiğinde şeceresi yokmuş Ahmet Hoca adında. Şecere kayıt belgesi çıkarmış. Şecere kayıt belgesi çıkardığınız zaman evet bu köpek bir Alman çoban köpeğidir. Sen bunu üretebilirsin dediklerinden itibaren 2015 doğumluymuş Olga, Cooper'ın annesi. Siz üretim yapabiliyorsunuz. Akrabalık ilişkisi olmadığı sürece, kalça dizdirsek sıkıntısı olmadığı sürece e, üretim yapabiliyorsunuz. Tabii ki yılda bir defa da üretim durumumuz vardı. Olga'nın üst soyuna bakalım. Herhangi bir şey yok. Neden? Bununla alakalı bir bilgi yok. Ama Daro da vardı. İşte şecerenin önemi burada ortaya çıkıyor. Buradan ulaşabiliyorsunuz kendi köpeğinizin şeceresine. Ya da dediniz ki ya ben bu Alman çoban köpekleri ya da Dobermanlar ya da Prese Kanaryolar üzerine bir araştırma yapacağım dediniz. Burada da geçmiş dönemlerin birincileriyle alakalı olarak derece yapmış köpeklerle alakalı olarak bakın bir sekme oluşturmuşlar. Mesela show yarışmalarına bakalım. 2015, 2014, 2013. Bakın aşağı doğru gidiyor. Gördünüz değil mi? Köpekler hepsi tornadan çıkmış gibi, hepsi Wanton'ı köpeği gibi. Ne kadar birbirine benzeyen köpekler. Çünkü hep ideale ulaşılmaya çalışılıyor. Geçmişe doğru gidelim biraz. Alman çoban köpeği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu hale geldi dedik ya. 2. Dünya Savaşı'ndan önce ne haldeymiş köpek? 1950'lere kadar inmek lazım. Bakın Alman çoban köpeği nasıl bir şeymiş. 1948 yılının şampiyonu. <laughs> Şimdi günün Alman çoban köpeğiyle alakası yok. Yani sokakta görseniz dersiniz ki Aa, sokak köpeği dersiniz ama bakın orijinali buymuş yani. 1943 yılında doğmuş bu abimiz. Gene aşağı doğru gidelim. Oo, bir kalır galiba bu. 1943. Bakın ne kadar tatlı bir köpek. Ama buradan bu köpeği almışlar. Sol üstte bakın bu hale getirmişler. Bakın aşağı doğru indiğiniz zaman kayıtlar 1899'a kadar iniyor. pardon 1898 doğumluymuş bu. İlk kaydı 1899'da yapmışlar. Yine yıllara göre bir değerlendirme yapıldığında bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bu şekilde inebilirsiniz. Mesela çok üst seviye bir köpek değerlendirin. Dediniz ki ya ben bu köpeği takip etmek istiyorum dediniz. Neymiş? Balak von der Neralle diye bir isim. Müthiş bir telaffuz ya. Vallahi durduramıyorum kendimi. Şimdi bu abimiz mesela 2011 doğumluymuş. 2015 yılında birinciliği var. Ne kadar güzel bir formu var. Tüy kalitesi, şusu, busu. Dediniz ki evet ben bu köpeği çok sevdim. Bu arada kayış da çok güzelmiş kayış herhalde FD9 kayışı. Benim kullandığım kayışlar gibi. Şimdi bu abini bakın. Üst soyu alt soyu pardon. Üst soyu bu da annesi taraf, anne tarafı. Burada aşağı indiğimiz zaman bu abinin baba tarafı anne tarafına gidebiliyorsunuz. Bu yine bu abiden doğan köpekleri de bakın aşağıdaki listeden Projeniliz, projeni pictures. Mesela pictures'a bakalım. 1108 tane fotoğraf varmış. Bakın. Birinci jenerasyon. Oğulları, kızları. Biz son jenerasyona doğru gidelim. Bize daha yakın olsun. İkinci jenerasyon. Bakın yine. Dedik ki ya şu kim? Ne kadar güzelmiş. Ben şuna ulaşayım dediniz. Bakın 2016 yılında doğmuş bu abiyi buldunuz. Bu site psikopatça köpek soyu araştırmak isteyen insanlar için gerçekten bir bataklık. Girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Gerçekten zor. Şimdi bir de itaat yarışmaları ile alakalı derecelendirmeye bakalım. İtaat yarışmaları ile alakalı olarak Baktığımız zaman 2010 yılı varmış burada. Bakalım. Aa köpek değişti. Ne, nereye gitti o yakışıklı showline? Gitti çünkü yakışıklı showline'dan bir itaat performansı bekleyemezsiniz. İkinciye bakalım. Aa gene gitti. Gördünüz değil mi? Üçe bakalım. O çok güzelmiş. Kafa yapısına bakın köpeğin. Ne kadar tatlı. Şunsun IPO. Rastgele bir zaman açalım. 2008 açalım. Benim mezuniyet yılım. 2008 yılının birincisi kimmiş? Bir tıklayalım bakalım. Aa! Köpeğin rengine bakın. Ne kadar güzel. Ya işte şu köpeği hani daha güzel gözüküyor algısıyla arka bacağını çektikleri zaman kalça düşük gözüküyor. Aslında böyle değil bu arkadaşlar ama gene de sevdiğimiz renkler. Workline'ı her zaman sevdiğimizi defaatle söylüyoruz. Zaten Workline besliyoruz, Workline üretiyoruz. Bakın ikinciye bakalım. Ya insan bir fotoğraf koyar şuraya. Cık, hiç olmadı. Şimdi isterseniz başka köpek kırıklarına bakalım. Mesela pedigree switch bread dedik. Değiştirelim. Üretimi değiştirelim. Burada şeye göre köpeğin türüne göre ırkları bulabiliyorsunuz. İşte av köpeğidir, mastiflerdir. Ondan sonra ne bileyim küçük ırklardır, spor köpekleridir. Hadi mastiflere bakalım. Mastiflerde de mesela neye bakalım? Staffordshire Bull Terrier demiş. Hadi girdik. Bakın burada da yine bu arkadaşların soy ağacını görebiliyorsunuz. Bu site dediğim gibi eskisi kadar popüler bir site değil. Neden? Artık günümüz teknolojisi değişti. Bakın Avkif'in sitesi ne kadar güzeldi, fonksiyoneldi. Bu site gerçekten yoruyor. Ama çok fazla bilgi var bu sitede. Gerçekten bu konuda vakit ayırmak, kendi istediğiniz köpeği, istediğiniz standartta köpeği bulmak istiyorsanız ya da soy hatlarını takip etmek istiyorsanız PedigreeDatabase.com sitesine ulaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılarımı sunarım. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Saygılar kolay gelsin.